Yakın siyasi tarihimizin en önemli demokratik, sivil eylemlerinden birini Sayın Genel Başkanımız önderliğinde gerçekleştiriyoruz tüm halkımızın desteğiyle. Adalet ona ihtiyaç duymayan biri için soyut bir kavram olarak görülebilir. İhtiyaç duyduğunuzda ise yakıcı ve ertelenemez bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bu bakımdan adalete ihtiyaç duyan toplumsal kesimleri ya baskıyla kontrol altına alırsınız ya da tüm vatandaşlarınıza eşit adalet dağıtarak bütünleştirici olursunuz. Bunun için adalet toplumsal barış için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Adaletin olmadığı yerde toplumsal barıştan da söz edilemez. Adalet dağıtamayan iktidarlar baskıyla ayakta kalırlar. İşte biz günlük hayatımızı sarmalayan ve siyasal yönü ağır basan şiddet sarmalının son bulması için yürüyoruz. Türkiye normalleşsin diye yürüyoruz. Vatandaşlarımız artık Türkiye'den kaçmasın diye yürüyoruz. Biz kim için yürüyoruz biliyor musunuz sayın milletvekilleri? Biz burada daha önce saatlerce tartıştığımız halde dün yine zehirlenen yüzlerce askerimiz için yürüyoruz. Sorunu milletvekili arkadaşlarımız TBMM'de gündeme getirdiğinde bunu önemseseydiniz dün yüzlerce çocuğumuz zehirlenmeyecekti. Bütün sorunlar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı aslında. Biz milletvekillerinin hiçbir yerden talimat almadan özgür iradesiyle hareket etmesini istedik, umursamadınız. İnanıyorum ki sarayın iradesiyle değil de kendi iradenizle hareket etseydiniz dün yüzlerce çocuğumuz zehirlenmeyecekti. Son 15 yılda öldürülen 14 bine yakın kadın için yürüyoruz. Eğer Türkiye'de adalet mekanizması işleseydi, adaletin terazisi erkekten yana tartmasaydı, bu cinayetlerin önemli bir kısmını burada önleyebilirdik. Adalet en fazla toplumun ötekileri için bir ihtiyaç. LGBTİ bireyler ötekileştirilmek istemiyorlar, kendilerine farklı davranılmasını istemiyorlar. Ve evet, onlar da adalet istiyorlar. Korkuyla, kaygıyla yaşayan LGBT'ler için de istiyoruz biz adaleti ve onlar için de yürüyoruz. Biz bu ülkede köklerini giderek yitirmeye yüz tutan azınlıklar için de yürüyoruz. Sevgili Raquel Dink'in söylediği gibi bir bebekten katil yaratan karanlık sona ersin diye bilim insanları, sanatçılar yetiştirelim diye yürüyoruz. Sayın İktidar Partisi milletvekilleri, bir gün adalet emin olun sizler için de lazım olacak. Biz sizler için de adalet isteyeceğiz o zaman. Adalet sadece nostaljik bir kadın ismi olarak kalmasın. Ömer Hayyam'ın dediği gibi evrenin ruhu olsun istiyoruz. Teşekkürler.